Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Paranın rotasından günaydın sevgili seyirciler. Bugün TV'de sabah saatlerinde hocamız Yaşar Erdinç'le beraber paranın rotasında bir kez daha karşınızdayız. Türkiye ekonomisi bazlı gideceğiz bugün. Dün enflasyon rakamları çünkü açıklandı. Daha doğrusu yükseltildi diyelim. Genel ortalamadan hedeften 6,2'ye çıkartıldı. Ama onun dışında biraz özel ama aslında genel bir konuyu da hemen hocamıza sorarak programımıza başlıyoruz. Hocam günaydın. Günaydın. Enflasyona evet. Geçmeden önce yine enflasyon kadar hepimizi ilgilendiren bir konuyu size danışmak isterim. Çalıştığımız bankayla ilgili, benim kendim de çalıştığım bankayla ilgili bir üyelik ücreti adı altında 120 liralık bir üyelik ücreti tahsil edilmesi söz konusu olmaya çalışıldı. Tamam, ben aradım, bertaraf ettim. Ama bunu görmeyen, bilmeyen, üyelik ücretinin ne anlamına geldiğini bilmeyen insanlar, 120 liradan bahsediyoruz hocam. Ve bunun işte az önce arkadaşlarla da konuştuk. Özer de söyledi, kameraman arkadaşımız. 75'lik türü var, 75'lik üyelik ücreti olup 38'lik kart ücreti olan var. Herkes bankaların ekstradan para aldığını söylüyor her şey için. Ama kimse buna dur diyemiyor. BDDK niçin var? Valla şu an ben sana şunu söyleyeyim. Yani bu öyle bir kanayan yara ki evren, ne zaman herhangi bir ekstreyi incelesem ciddi anlamda benim de moralim bozuyor. Çünkü bir bakıyorsun olmadık, hiç hatırlamadığın bir şeyi sonra açıyorsun, detaylarını öğrenmeye çalışıyorsun. Bir, üyelik ücreti o kadar. Üyelik ücreti neye üyeyim ben? Yani kredi kartı ücreti değil, değil mi? Değil. Yani. Çünkü onu artık öyle yazmıyorlar. Bir yere üye olmuşum herhalde diye düşünüyorsun değil mi? Evet. Genel bir şey. Tüketici kanununa da aykırı. Ondan sonra yani oradan 120 lirayı bir insanın hesabından çekeceksin. 1 milyon tane kredi kartı olsa 120 milyon TL kar. Bankalar kar açıklıyorlar. Şey. Düşünebiliyor musun? Onun bir şeyi bizim yok ki. Bankalar o yüzden batmıyor herhalde. Hiç kimse de aslında şeye de bu hani şu şey işi var ya. Kağıt ekstra göndermeyelim işte size maille gönderelim veya vesaire işi. Tamam. Çok güzel, doğaya müthiş bir mutlaka, saygı falan. Mutlaka. Ama insanlar genelde eline bir ekstra geldiğinde, kağıt olarak geldiğinde alıp inceliyorlar. Ben işte onlardan kağıt istiyorum. Evet. Şey olunca, bankada hesabım varsa, kredi kartı hesabına girip tek tek incelemeden görülmüyor. Hı hı. Şu an sen fark etmişsin. Hangi sözleşmede, nerede, ne kadar bir ücret alınacağı nerede yazıyor? Belki... Ve üyelik ücreti nedir? Ben de şey yapayım, bir kamu bankasında. Hı hı. Dediler ki asla, kesinlikle ve kata neredeyse o bankanın ismini buradan açıklayacaktım. Hiçbir şekilde ne üyelik ücreti, ne EFT, ne havale, yani böyle bir hesap işletim ücreti vesaire yok. Şu an fark ettim. Ben de fark ettim. Hissedilmeyen bir şekilde getirmişler. Hani evet. 6 ayda bir 50 lira, 60 lira, 100 lira çekiyorlardı ya. Hesap işletim ücreti evet, diye. Evet. Şimdi onu ayda 5 liraya ayarlamışlar. Hı-hı. Evet. Ayda top, 5 lira top, top onu fark etmiyorsun. Yani ayda 5 lirayı şey zannediyorsun. İşte bir stopaj mıdır neyse vesaire zannediyorsun. Ve buradan herkesin yani bu yayından sonra veya bu yayını izlerken bence kredi kartı ekstralarına bir daha baksınlar. Çünkü şekil değiştirdi ücretler. İsmini değiştiriyor. Yeni, İsmini değiştiriyor. Onları öteleme yolları bulunduğu noktada. İnanılmaz yani. Burada yani artık nasıl bu kadar bir yüzsüzlük haline dönüşüyor? Yani nasıl bir insanları aptal yerine koyma haline dönüşüyor? Ben bak neye sinir insan ama. Biliyor musun? Siz onu deyin, ben de size bir tüketici veya dışarıdan biri olarak sormak yani istiyorum. Bir şeye bakıyorsun, direkt adam senden hiç sorgusuz sualsiz hesabından para çekmiş. Bu hırsızlıktır. Sözleşmede yoksa bunun adı hırsızlıktır. Zaten o sözleşmede tüketici kanunu falan bir kenara bırak yazılıyor. Yani banka benim hesabımdan para çaldı diye hırsız olarak şey yapmak lazım onu. Yani hırsız olarak gitmek lazım. Ama gel gör ki dava açmaya kalk. Hı hı. Minimum 1000 lira. Tabii. Yani git bir avukatla dilekçeyi verdiğin andan itibaren o olay hakimin önüne gelecek. Bilir kişiler bakacak, bu nedir, hırsızlık mıdır, nedir vesaire diyene kadar zaten 1000 lira. Tabii. Onun yerine şey getirmeye çalıştılar. Tüketici işte bu kaymakamlıklarda ha, evet, oradan oraya. Hani 1000 liranın altındaysa eğer oraya başvuruyorsun.
ve onlar zaten direkt hükmediyorlar yani geri ödenmesine. Hı hı. Onlar da onu bildiği için sen aramışsın, ondan sonra aradıktan sonra silelim mi demiş. Ya yazmışsın, hadi özrün kabahatinden daha büyük. Yani öyle silinebilecekse nasıl yazabiliyorsun? Yani benden haksız yere bir para çalmaya yeltendin. Evet, ama bu üyelik ücretleri falan da zaten çalmak. Ya tabii ki çalmak. Yani şöyle çalmak. O kadar çalmak. Çok var. Ya sözleşmede bu yoksa bu çalmaktır. Hocam bunun adı varsa çalmak. Da yani hayır, var olmasında zaten eğer varsa da var olmasında sorun yok mu sizce? Yani şimdi, böyle bir varlık nasıl söz konusu şimdi bak, olabilir? Zaten bir şey söyleyeyim. O parayı bir şekilde o bankada işleterek o bankanın görevini yapmasına ve bizden para kazanmasına zaten sağlıyoruz biz. Ya hem de nasıl sağlıyorsun? Bak gerçekten de dediğin gibi zaten inanılmaz bir yani senin yaptığın alışverişlerin kredi evet. kartıyla yaptığın alışverişlerin tamam mı her ay %1 ile 1,5 civarındaki kısmı yani 1000 liralık alışveriş yapmışsan hı hı. tamam mı? Yani her ay 15 lira 20 lira senden zaten kesiliyor. Yani direkt bankanın kasasına zaten giriyor ondan. Evet. Yani kartın maliyeti dediğin 1 lira. Ve öteki hani şimdi artık reklam kuvvette unsuru oldu. Hiç öyle bir bankacılık hiçbir şekilde herhangi bir bankacılık masrafı yok diyor Serdar Özdemir adlı izleyicimiz örneğin. Demek ki olmayan bilirliliği de olabiliyor değil ya mi? Ya yok. Yani gerçekten yok. Bir tek şu vardır kredi kartı. Ben 6 sene İngiltere'de kaldım ve kredi kartını orada kullandım. Hı-hı. Böyle bir şeyle karşılaşmak bir tarafa tamam mı? Bir soru sorduğun zaman sana detaylı çok ayrıntılı niye o ücreti veya oradaki hı-hı. onu aldıklarını açıklarlar. Özellikle şeyde yani hem onu açıklarlar. Böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bir tek şu vardır. Kredi kartı sadece şey amacıyla kullanılır. Yani bir aslında kredi amacıyla değildir. Yanında nakit yoktur, bir şey yoktur. Hemen bir ödeme yaparsın ama zamanında geldiğinde ödersin. O yüzden aynen. kredi kartı faizleri yüksektir. Hani millet bunu kredi amacıyla kullanmasın diye normal genel faizlerin iki katıdır. Onu anlayabilirim. Fakat dünyada var mı yok mu, Amerika'da var mı yok mu bilmiyorum ama İngiltere'de yok. Yani böyle bir ücret, böyle bir şey. Fakat asıl olmayan şeyi söyleyeyim ben sana. Asıl olmayan şey şu. Silebilmek. Oradaki telefonun ucundaki kız nasıl silebiliyor onu? Bilmiyorum. Nasıl bir yetkisi var onun? Bilmiyorum. Yani nasıl silebiliyor? Gelecek ekstrede hesabınızı ben bunu nasıl anlayacağım dedim. Gelecek ekstrede hesabınızda gördüğünüzde iadeyi anlamış olacaksınız. Tamam dedi. Niye iade ediyorsun o zaman? Bilmiyorum. Yani senin hakkın yani illa tepki mi göstermek eğer, gerekiyor evet. gibi bir durum da çıkıyor burada. Yani görmeyenden o zaman sessiz sessiz yani, olayım gibi bir durum var ortada. Ben şöyle söyleyeceğim. Yani bak uçak bileti alıyorsun tamam mı? Gitsin herkes alır. Orada da muazzam bir vurgun var. Yani bütün hava yollarında var. Hepsinde var. Vergi. Ya vergi kardeşim zaten bakıyorum. Dün de konuştuk ya en büyük belamız. Hayır hayır vergi şöyle vergi ödeyeceğiz tabii ki. Mutlaka. O bir özel bir tüketim vergi ödeyelim. Fakat kardeşim uçak biletiyle fiyatla hiçbir orantısı yok. Adam diyor ki uçak biletim 50 lira 110 lira da vergi diyor tamam mı? Öyle kendine göre. Kim ne biliyor orada ne kadar vergi ödediğini devlete? Bilgisayar programları yazılmış bu konuda Türk Hava Yolları'nın İşte Atlas Jet'in, Pegasus'un hepsinin bu vergiyi açıklaması lazım sitelerinde. Niye o uçuştan o uçuşa vergi değişiyor? Hı hı. Diyelim ki şöyle olabilir. Ben hesap yaptım. Oturdum baktım. Dedim ki biletlerin arttığı zamanlarda havaalanı vergisi var. Bunun katma değer vergisi var vesaire. Hesaplayabilirsin. Fakat... Orada sana havaalanı vergisi diye yansıttıklarında kiminde 70 lira yansıyor, kiminde 15 lira yansıyor, kiminde 120 lira yansıyor. Tesadüf. Neye göre? Tesadüf şeyi izliyorum. Amerika'da daha önce bahsetmiştim geçen bir programda. Coursera web sitesinde bu dünyanın en büyük Nobel ödüllü bilim adamları her konuda kimyada, fizikte, tıpta, ekonomide, finansta çok güzel eğitimler düzenliyorlar. Onu izliyorum. Şimdi adam örnek veriyor. İşte fiyatlama politikası. Hı hı. Para ve psikolojiyi anlatıyor. İnsanların para ve psikolojiyi anlatıyor. Hı hı. Orada buna değinmiş. Amerika'da da aynı şey var. Hı. Yani vergi kısmını onu diyor zaten sizin şey yapmanız mümkün değil ki. Buna vergi diyor diyor. Tamam mı? Vergi o kadar. Ayrıntıyı biz bilmediğimiz ayrıca için, başka şeyler de var. Yok efendim şu kartı alırsanız şu kadar uçacaksınız bilmem ne yapacaksınız tamam mı? Hı. Bir bakıyorsun ki aman Allah'ım zaten
uçuş, ben diyorsun işte şu kadar uçuş miliyle gideceğim. Bir sene sonraya yer yok. Yani uçamıyorsun zaten. Ama diyor eğer şey uçmak isterseniz. Orada şurada. Hani ayrıcalıklı hani illa garanti uçmak isterseniz diyor. Onun 2,5 katı yani 2 katı bir uçuş mili kullanacaksınız. Bu arada 110 lira vergi ödeyeceksiniz. Ya uçağı normal biletini alsam taş çatlasa 20-30 liraya geliyor, tamam mı? Evet. O da başka bir kandırmaca. Bütün verdiklerini almak üzerine kurulu da bir şey var. Hani sundukları imkanları da bir yerlerden bir şekilde alıyorlar gibi bir durum söz konusu. Bakın yani ben şunu gerçekten şöyle söyleyeyim. Hani burada bir söz hakkı doğduğu an, yani şu an senin bankanın herhangi bir görevlisi, yani herhangi bir yetkilisi şurada oturuyorsa çok rahat bankanın ismini söyleyerek şey yapabilirim. Şimdi cevap hakkı, cevap hakkı hepsi doğduğu ama için, hepsinin bak, yaptığı bir şey evet, bu. Cevap yani hakkı benim çalıştığım için, banka olmak durumunda da değil. Hayır, hayır senin var. Başına geldi diye basit örnekten gidiyorum. Cevap hakkı doğduğu için burada çağırıp şey verebilirsin. Yani diyebilirsin ki bu nasıl oluyor? Açıkla bir. Asıl açıklanması gereken şey oradaki telefondaki sadece o kızın nasıl silebildiği onu. Demek tamam ki ne mı? Kadar altyapısız bir o zaman bu para alınıyor yani ki. Yani bunun tek bir Türkçe anlamı şudur. Ben siz biz banka olarak sizin hesabınızdan bir 120 lira çektik, çaldık. Onu da geri iade ediyoruz. Bunun evet, başka açıklaması var mı? Yok. Peki, ben bir insan var, bir kişi bankadan herkesin küsuratının mesela senin hesabında 758 lira 32 kuruş var. Evet. Adam bir program yazmış. Bu 32 kuruşu hop alıyor mu? Yüzdelik bölümünden 2 kuruş var ya. 2 kuruşu otomatik kendi hesabına gönderiyor. Tamam mı? Ne güzel. 2 kuruş. Ama her hesapta her gün bunu yapıyor. Küsuratın sadece %2'lik bölümü. Bu adam yakalandı. Bu adam yakalandı Avrupa'da. Ve 20-25 yıl hapse çarptırıldı. Tamam mı? Bu adamın bu programı yazarak işte bilişim suçlarından şey yaptı. Gerçekten o zaman bu bankanın yaptığı ne? Ne? Şimdi o bankanın yaptığı ne? Ama ben şu kısma bakmak istiyorum. Yani bize insanlar şeyi göndersin de şunu ciddi bir haber yapalım. Yani gazetede falan. Yani bütün herkes zaten şey... Şimdi şöyle bir şey var. Biz son zamanlarda haberini de yapıyoruz. İşte 60'a çıkmış bankaların oradan buradan aldıkları fiyatlar. İşte başbakanın dediği kredi kartı kullanmayın gibi bir çıkış yaptı başbakan. Tabii onun çok başka kolları, koşulları var. Çok tartışılır bir açıklama o da. Ama peki bankacılık, devlet ve denetleme kurumu niye var? Neden bankalar bu kadar özgür hareket edebiliyor? Kendi kendilerine vatandaşı soyabiliyorlar. Bak ben, madem devletten üstünler, o zaman zaten devlet onlarla ilgilenmesin. Kendilerine orada, göre takılsınlar gibi bir durum çıkmıyor mu? Devlet ne işe yarıyor burada? Hayır, şöyle şimdi Evren, tabii ki orada bir düzenleme var ama yasanın orada bir boşluğu var, tamam mı? Şu an BDDK çalışıyor üzerinde. BDDK Başkanı bu konuda ben sana söyleyeyim ya. BDDK Başkanı'nın kendisi zaten bu konudan şikayetçi. Ama nasıl olabilir? Yani düşünebiliyor musun? Kuralları bana kim? Bir ekstra geldi diyor. Kuralları tamam. Kim koyuyor yani, peki? Yani şöyle ki ya her kurallar ya konuluyor. Bazı kurallar mı? Nasıl tabii, yurt dışında kurallar işte olmadığı gibi o alışlar oradan buradan şuradan bizde de onun kurallandırılması gerektiği ya, bir alan yok mu? Tabii ki kurallar konuluyor, tamam mı? Şimdi bankalar çeşitli ücretleri kendi kafasından uydurdular. Bir banka ilk başta bu hesap işletim ücretini bir banka uygulamaya evet, başladı. Evet oradan bir gitti tamam kimse mı? Ses çıkartmayınca baktı ki kimse oradan ses gitti. Çıkartmıyor. Para gönderiyorsun, tamam mı? Şeye hesabını adamın para gönderiyorsun 50 lira çekilmiş paradan. Ya adamın hesabı falan orada normal sıfır hesap çalışmıyor, çalışıyor. 150 lirada, 200 lirada neymiş hesap işletim ücreti. Şimdi bak şu Beyaz Şimşek bir şey göndermiyor. O da bir başka birden hikaye. Onu bire, da... Birdenbire birçok soru gelmeye başladı evet. Hocam. Bankalardan bak, dertli diyor? Olan insanlar. Öncelikle hayırlı günler dilerim. Ben yurt dışında yaşayan bir vatandaş olarak Türk bankalarının çoğuna asla ve asla güvenim kalmamış olduğundan 3 ayda bana vermiş oldukları ana para zararı olarak 15 bin TL eksi ve yaptıkları işlem ise tahvil alımı yapmış olduklarını söylemeleri ve benim böyle bir talepte olmadığım halde nasıl böyle bir yatırım yapıldığını anlamamış olarak bütün paramı çekip yaşadığım ülkeye getirmeye karar verdim. Ya aynı olayı kendi öz amcam yaşadı. O kadar ya Yaşar dedi ben dedi bir gün bankaya gittim dedi. Ben dedi bana dedi bir tane fon almışlar. Fon diyor. Yani bilmiyor adam ne alındığını. Benim para orada ben şeyde duruyor zannediyorum. Baktım para düşmüş nasıl düşer dedim. Beni içeriye çektiler. İşte müdürün yanına vesaire. Bunu şey yapacağım şikayet edeceğim vesaire dedim.
Arkasından da şöyle olmuş. Ya dedim, bildirseydin ya yani bu hali. Bir de bu var, biliyor musun? Şimdi şöyle söyleyeyim. Finansal kurumlar içerisinde çalışan insanlara hiçbir söyleyeceğim bir şey yok. Her şey bilgisayar programıyla yapılıyor. Tabii. Yani o bankayı soyan, o %2'lik 2 kuruşluğu alan adam ne yapmışsa, bankalar bir program yazmış, tamam mı? Bir program yazmışlar. Ve yazdıkları program senin hesabından otomatik olarak belli dönemlerde belli paralar çekiyor. Zaten insan bazen o telefonun arkasındaki insanlarla konuşurken üzülüyor. Çünkü ben kandırıldım. Çalışan, onlar kanun koyucu ya da kurum şeyi belirleyici. Ben telefonu açtığım zaman o çocuklara gerçekten kızmak istemiyorum. Yani onlar ne yapsınlar? Onlar zaten bütün gelen tüketicinin bütün şeyini absorbe etme şeyi onlarda. Yani bir eğitim verilmiş. Deniliyor ki asla ve kata en ufak bir şekilde bankayı karalayıcı bir söz söylemeyeceksiniz. Ben psikolojik testten geçirildiklerini düşünüyorum örneğin. Anlamama noktalarında anlatılanı. Şimdi iş gücü piyasası böyle olursa 700-600 liraya, 800 liraya sen orada adam çalıştırıyorsun. Tabii. O garibanın orada tabii, şeyi başka var. Başka şansı yok. Ben izleyicilerden özellikle o insanlara özellikle o kadar tepki göstermemelerini sadece... Yani çünkü onların yaptığı bir şey değil ki. Karşımıza çıkan kız kimse, sen çektin parayı diyor. Yani onu karşımızda banka olarak tabii onu bir tamam insanlara anlatmak lazım. Banka o değil. Onun çünkü da kul hakkını yemiş oluyoruz. Tabii. Yani çünkü onun bir suçu yok. Yani sonuçta onun bir suçu yok. İş yargıya düştüğünde yapılacak şey çok basit. Bankalarla ilgili işlemlerde, bilmem nerede, mahkemeye gittiğinde bir kuruş para ödemeyeceksin kardeşim. Evet. Dava açmak, bilmem ne, paralı küçük yatırım veya... Tüketici yasasıyla ilgili açılacak bir davada herhangi bir para ödemeyeceksin denilse, evet, tamam mı? Tabii. Çünkü ben niye 900 lira, 1000 lira vereceğim? Aylarca, aylarca, aylarca bekleyeceğim. Ya da 120 biraz acayip bir rakam, insanı bir şoka ediyor, beni etti. 50 lira için adam niye 1000 lira ödeyeyim diyor. Bir de ya, kaç yıl uzaması aynen falan da cabası. Ne kadar süreceği, ne elde edeceği. Şimdi bu bankalar konusu, bak. Yeri geldiğinde ben tabii ki bankaları şey yapıyorum. Yani bankaların üzerine gidilmesine de karşıyım farklı konularda. Fakat bu konuda yani tüketicinin aldatılması, kandırılması ve tüketici hesaplarından bankaların yaptığı hırsızlık konusunda, tamam mı? Herkes tepkisini dile getirmeli. Bunun adı başka hiçbir şey olamaz. Eğer oradaki kız parayı geri iade ediyorsa bu hırsızlıktır. Evet, çünkü bu kadar basitse. Evet. Yani o zaman onu görmemiş olsan o da gidecek. Yani o kredi kartının içinde tabii ki. Yani o da gidecek. Bakmadığım, dikkatimi çekmeyen herkes için geçerli. Bakmadıkları bir ekstra, dikkatlerini çekmeyen bir harcama niye bu kadar arttı, azaldı şu, denmese göremeyecekler. Bir de kod veriyorlar. Biliyor musun? Yani yok, orada ben de, anlamam hiç teknik hayır, işlerden de. O ekstrede bir de kod bilmem ne, bilmem ne bankanın bilmem ne kodu. Bilmem neye göre bilmem ne olmuş. Yani orada bir kod veriyor, ona göre çekmiş. Kimsenin anlamayınca. Açıyorsun, soruyorsun. Ya diyorsun, bu ne diyorsun? Efendim şu zamanda, şu gün, şu tarihte diyorsun. Diyor, işte bankamatikten para çekmişsiniz 20 lira. Tamam mı? Ha tamam diyorsun. Hı. Fakat o kadar zor mu onu oraya şey kod yazıp, karmaşık İnsanlar kod yazıp. İnsanlar anlamasınlar diye ya, öyle yapıyorlar gerçekten anladığım öyle, kadarıyla. Gerçekten öyle. Yani ben gram bir kuruş hakkımı helal etmeyeceğim yani bu şeyde. Ben de. Karınlarına ateş taşıyorlar ve... Ama yine de onlara dur denilememesi çok dikkat çeken bir ya şey. Ya bak sana şunu söyleyeyim. Şu an öyle getireyim ben seni koyayım oraya, tamam mı? Yasa yapıcı yere koyayım, tamam mı? Orada hadi şu an şu yasayı yap diyeyim, tamam mı? O kadar çetrefilli bir iş ki onun neden çetrefilli olduğunu biliyorum. Direkt BDDK başkanıyla ben kendim konuştum. Yani o yasanın yapılırken nasıl hani tabii bu çok bariz. Yani kalkıp kredi kartı ücreti yerine oraya üyelik ücreti diye bir şey koyu. Ondan sonra 120 lirayı fark ederse 60 kalemden 6 tanesinde uzlaşabilmiş BDDK. Basit görünen 6 tanesinde bir izleyicimiz ya, yazmış. Zaten hani... baştan yapacak. Yani banka BDDK'nın direkt yetkisini kullanacak. Bütün alınan ücretlerin hepsini şey yapacak. Kendisi ücreti tanımlayacak. Ve biz de şunu bileceğiz. Diyeceğiz ki ben bunu kullanırsam şu kadar bir ücret ödeyeceğim. Mesela en barizi şudur. Mesela ona karşı çıkmıyorum ben. Hani biliyorsun bankomat kartıyla gidip kendi bankadan para çektiğinde herhangi bir ücret alınmıyor. Evet, evet. Ama bir başka bankanın bankomatından
gidip de kendi bankandan, A bankasının hesabından çekersen yaklaşık 5 lira, 7 lira. Para miktarı çektiğinize göre değişiyor. Para miktarı arttıkça, ama orada diyor ki böyle bir durumda sizin hesabınızdan şu kadar çekilecektir, bunu kabul ediyor musunuz? Diyor. Tabii, soruyor. Tamam mı? Ona kimse itiraz edemez. O zaman git kardeşim, yürü 100 metre daha. Evet, kendi bankanın bankamatiğini bul veya onu yap. Ona karşı çıkamam. Onu niye aldınız da diyemem. Çünkü öncesinde bana bilgi veriyor. Hı hı. Diyor ki bak, bunu çekersen bu parayı, sen çok acil paraya ihtiyacın var. Ben sana böyle bir hizmeti de sundum. Tabii, biz bankalar arasında anlaştık. Dolayısıyla bunu çekebilirsin diyor. Orada öyle acayip rakamlar geliyor ki 278 lira bir başka bankadan, 200 lira bir başka banka. Herkes bir demin şeylerden şikayetçi. Bak, şimdi orada çalışan insanlara hedefler veriliyor. Şu fondan şu kadar satacaksın. Hı hı. Bu resmen yolsuzluğa davetiye çıkartıyor. O çocuk o hedefi gerçekleştiremezse o primini de alamayacak. Tabii. Bilmem ne yapamayacak. Ne yapıyor? Boşta duran para. Bilmiyor da hangi fonu aldığını, ne yaptığını. Demin o beyaz beyaz şimşek o söyledi, 15 bin lira eksi diyor ya. Evet. Ya o ne aldığını da bilmiyor. Piyasalar bir değişiyor. Şartlar bir değişiyor. Aslında onu kötü niyetle yapmıyor. Adama bir hedef verilmiş. O sırada tutuyor, o hesaptaki parayı alıyor, fona yatırıyor. Mesela ben şeylerin hepsini kapattırdım. Hani yok efendim, paranız para kazanmaya devam etsin, siz gece uyurken para kazansın. Hı-hı. Ya istemiyorum. İçerisinde bana hangi fonu aldım? Ben normal faiz istemiyorum. O fonlardan hiçbirinden de alamazsın diyorum. Direkt nakit olarak duracak para hesapta. Nakit olarak kalacak. Ama soru var. Cümlenizi tamamlayın. Bir reklama gitmemiz gerekiyor hocam. Yani şunu söyleyeceğim. Bu konuda kesinlikle banka teftiş kuruluna hemen dilekçe versin. Bakın en etkili yolu bu. Diyecekler ki yani bankayı bankaya mı şikayet ediyorum? Kesinlikle teftiş kurulunun haberi olmuyor bu işlerde. Evet, mahkeme kararı emsal teşkil ederdi. Şimdi o da yok diyor bir yine Mehmet Gül izleyicimiz. Yani mahkemede olmuyor, kaymakamlıkta olmuyor. Gidilip oraya bir başka izleyicimiz, gittiğim verdiğim şunu bunu yaptığım halde geri alamadım diyor. Bak, gidildiği noktada da alamıyor. Gerçekten ne yapacak insanlar? Bak, Zeki Bey diye birisi. Merhaba Yaşar Hocam. Yapı Kredi Bankası kredi çekmediğim halde kredi tahsis değerlendirme ücreti 152 lira, üyelik ücreti 60 lira almış. Kaymakamlığa gittim. Siz ticarisiniz. Tüketici Mahkemesi'ne başvurun dedi. Astarı yüzünü kurtarmadığı için vazgeçtim. İşte yine aynı şeye geliyoruz. 1000 lira ödeyeceğine 212 işte Astarı, liradan git. Ama o para gitti. O adam onu kredi kullanmadığı halde, belki de banka haklı, bilmiyorum. Yani burada şunu söyleyebilirim. Yani buraya tabii ki insanlar kendi durumlarını belirtiyorlar ve biz sahih niyetleri ve doğru beyanlar olarak kabul ederek bunu okuyoruz ama belki de orada farkında olmadan bakiyeye düşmüştür falan. Ama bunun kendisine yazılı olarak anlatılması, şöyle oldu denmesi lazım. Bu büyük haksızlıktır ve bu konunun artık bu ciddi bir kanıya yaradır. Ya şuraya bakar mısın yani? Bizim programlara bu kadar mail geliyor mu? Yani inanır mısın? Yani ama şu an resmen gerekiyor. Rana mail yağıyor yani. Beni ikaz edip duruyor. Kısa bir reklam arası sevgili seyirciler. Dönüşte devam edeceğiz. Enflasyonu da unutmayalım hocam. Enflasyon 6,2'de. Kısa bir reklam arası. Yol gösteren Kobi Banka. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz arada da devam ettik hatta hocamızla. Ne yapacağız? Banka işine sürdürelim mi? Yoksa şu enflasyona bir bakalım mı? Ondan sonra. Kemal Öztürk diyor ki hocam 10 gün önce bir bankadan 20 lira bankamatikten kendi bankasından para çektim. Yani bankanın kendi bankamatikten para çekiyor. Ekstra geldi. 20 liraya karşılık yani 8 lira 39 kuruş faizi var. Ay çok ayıp ama. Gerçekten geri dönüşü. Hani... Burada faiz oranı nedir? Anlamakta halen zorluk çekiyorum. Ne yapmam lazım demişsiniz hocam ya. 20 TL değil de 2000 lira çekseydim halim ne olurdu bilemiyorum. Şimdi çalışmamak lazım o bankalarla. Okuyor. Bizde de kabahat yok mu diyen Serdar Özdemir adlı izleyicimiz. Hangi biriyle çalışmamak lazım diye herhalde şimdi sorgulamak bakın, Serdar gerekiyor. Serdar Bey'e söyleyelim. Burada da şöyle çalışıyor. Kuvvetle çalışıyor Serdar Bey. Yine de çalışmaya devam ediyor diyor. Tamam mı? Bak şimdi. Çalışmak zorundayız Serdar Bey. Niye biliyor musunuz? Bütün bankaları kapatın. Şöyle bir durum var. Sizin iş yeriniz bir bankayla anlaşıyor ve o bankayla çalışmak zorundasınız. Çok mesela şöyle söyleyeyim. Çok cüzi de olsa, çok cüzi bir ücret de olsa Marmara Üniversitesi'ne derse gidiyorum.
yasal olarak bana ödeme yapmak zorundalar. Aslında ben gerçekten idealizm uğruna işte haftanın bir gününü ayırıp çocuklara bir şeyler öğretelim diye gidiyorum. Oradan bana bir ödeme yapılıyor. Bunun aylık ödeme miktarı o kadar düşük ki normal arabayla köprüyü geçip yaktığım benzini vesaire de karşılamıyor. Orada bir bankada hesap açılıyor. Burada gazetede çalışıyorsunuz, o bir bankada hesap açıyor. Televizyonda çalışıyorsunuz, orada bir bankada hesap açılıyor. Sonuçta sizin maaşınızı mecburen oraya yatırıyorlar. Şimdi yani sizin şey özgürlüğünüz yok. Ben şu bankayla çalışıyorum, oraya yatırın özgürlüğünüz yok. Dolayısıyla çalışan herkesin, memekli olsanız onun bankasını da devlet belirliyor. Sen şu bankayla çalışacaksın diyor. Gerçi sonra onu değiştirdiler. Şimdi bankasını değiştirebiliyor insanlar vesaire ama böyle olunca Ama bir burada de, çok önemli bir mesaj geldi. Araya sokmak istiyorum bunu hocam. Sizin lafınızı kesmiş gibi oluyorum ama. Diyor ki izleyicimiz Deniz Paşaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ki tamamı kamu bankasıdır. Kredi kartı işlem ücreti olarak 25 lira, hesap işletim ücreti olarak da 3 ayda bir 20 lira alıyor. Şimdi kamu bankası bunu yapıyorsa o zaman çok ciddi bir sorun var demektir. Yani şöyle, 120 artı 25, 145 lira yılda hesaplardan para alan bir kamu bankamız var bizim. Ama şimdi şöyle bak şimdi tamam. Demek ki o zaman ya hayır kamu bankası cami alıyor. Cami olayına girmiş bulunmaktayız gibi geldi ya, bana bu konuya bir anda. Çok fazla daldık ama neyse bu gerçekten toplumun işte görüyoruz yani mail yağmaya devam ediyor şu an. Artık hepsini okuyamayacağız ama şöyle söyleyeyim. Evet ben de başka bir kamu bankası da işin kolayını bulmuş işte. Bakıyorsun o hesap işletim ücreti çok tepki toplayınca ayda 5 lira 5 lira kesmeye başlamış. Onu da ben yeni fark ettim. Şimdi tabii ki şöyle bir şey, buraya tepkiyi nasıl koyacaksın, nasıl şey yapacaksın, hangi bankaya gideceksin? Tam rekabet ortamında hani bir banka olsa da ben kardeşim bunlar şu benim ücretim, yıllık ücretim, hesap işletim ücretim 5 liradır dese, İşte havaleden, EFT'den para almıyorum dese, işte sizin onayınız olmadan, ki bunlar normalde böyle olması gerekir, öyle değil mi? Benim onayım olmadan sen nasıl bana fon alırsın ya? Benim hangi risk grubumda? Bu SPK'ya suç duyurusunda bulunulacak bir şey. Benim riskimi ölçmeden, yeni yasa şöyle diyor. Sen diyor yatırım danışmanlığı yapıyorsun, Yaşar Erdinç diyor. İnsanlara diyor yatırım danışmanlığı veriyorsun. Normal biz resmi olarak yapıyoruz. Yani SPK'nın denetiminde yapıyoruz. Sen diyor sen müşteri, o müşterinin diyor riskini ölçtün mü diyor. Sen ona yatırım danışmanlığı yaparken adam bu riski kaldırabilir mi? Bunu ölçmen gerekiyor diyor. Tamam mı? Bankalar ondan bağımsız değil. SPK'nın denetiminde o. Ve ben risk puanı diye bir risk anketi doldurtuyoruz. Adam oradan belli bir puan almadığı sürece, örneğin 60 puan veya daha fazla puan almadığı sürece ona hisse bile öneremiyoruz yani. Öneremezsin. Bırak yani adamın hesabından çek ona, hisse fonu al, bırak onu bir kenara. Öneremezsin ben bile yani öneremezsin. BDDK, yine diyorum devlet mutlaka başka bir uygulama, daha uygulama. Bak yasal ilgili bir şey olmalı yani. Hayır tamam da uygulama, asıl uygulama. Yasa olur ama uygulanmaz. Ama uygulanmazsa da onun da cezası olur. Ya şimdi tabii ki. 5 dakikamız kaldı. Neyse şu piyasaya girelim hadi ya. Şu 6,2 sevgili izleyiciler, bu konu tabii bitecek gibi bir konu değil. Dikkat çeken bir konu ama ya yapacak bir şey yok şu anda. Sadece belki de dikkat bak, çektirmek akşam, önemli ama bir yandan da. Bir akşam bankanın bütün yetkililerini, birçok bankadan katılabilecek olan varsa, cesareti olan varsa katılsa. Tamam mı? Bankanın üst düzey yöneticileri. Bir tarafa da seyircileri alsak. Herhalde Türkiye'nin en çok reyting alan programı olur o akşam. Bunların hepsini bir de ortaya da BDDK başkanını otursak ve böyle bir program yapmış olsak herhalde müthiş bir şey olur ama sonuç ne çıkar? Ben sana söyleyeyim tamam mı? Tam böyle ne derler ona, kapuska çıkar ortaya. Tabii. Yani böyle karman çorman bir şey çıkar. Sayın Tolga Gülaş da aslında konuştuklarımızın arasında sizin sorunuza da verilen yanıtlar vardı. Demiş ki hakem heyetine gidiyorum, işte orası orada dilekçe yazdım, haksız bulunursam şeydir böyledir. Bunlar zaten az önce hocamızın da söylediği şeyler. İnsanlar geri döndüklerinde ya da başvurduklarında ödeyecekleri paralardan korkuyorlar. İşte yol arıyoruz, bir şekilde dikkat çekmeye çalışıyoruz biz. Abi ben şöyle söyleyeyim Serdar Bey, evet dediğiniz doğru. Son bir şey arz edeyim demiş. Maaş hesaplarının masrafsızlık tanımlaması vardır. Bankalar zaten maaşların yatması için bunu şirketlere sunarlar. Doğru ama evrenin başına gelen olay aynı tanımın içerisinde oluyor. 120 lirayı senin hesabından çekiyor adam. Yani o
Benimki şey kredi kartından ama. Tamam, kredi kartından çekiyor. Hı-hı. Normalde şeyde masraf. Aynı hesap içerisinde muhtemelen ama aynı bankayla ilgili ama. Evet, 120 lira senin kredi kartı ekstrenden çekiliyor. Hı-hı. Masrafsızlık tanımlaması olduğu halde çekildi yani. Öyle mi? Ben tabii ki o detayları bilmiyorum ya, hocam. Ben üniversiten bir bankayla çalışıyor. Masrafsızlık tanımlaması yapılmış. O banka, tamam mı? Üniversite aylık bir ücreti yatırıyor. Zaten yatırdığı ücreti ben masraf olarak ödemişim bankaya. Hı-hı. Bakıyorum hesapta hiçbir şey yok. Bazen oluyordu vesaire diyorum. Bakıyorum zaten ücret olarak almış şey. Bunu diyorsun ki ya bu şu ücrettir. Bilmem nedir şey yaptım oradan yazı getir. Ya ne yazısı getireceğim biraz ben sana? Biraz önce dedim ya olmayan hesaplardan kendi kendilerine çıkartılan kredilerden onu tutup bana çıkartılan hesaplar oldu başka bankalarda da ki benimkiler değil baksanıza şu akan maillere ben de şaşkınım. Tolga Gülaşlı da neden okumuyorsunuz demiş. İşte onu anlattım biraz tamam. Önce. Neden okuyamıyoruz biliyor musunuz? Şu an sürekli mail yağıyor. Gözümüzden kaçıyor ama neyse şu enflasyon hedefi yükseltildi. 3 dakika. Piyasa dün genel olarak olumluydu. Özellikle de bunun 2-3 tane sebebi vardı. Bir tanesi Sayın Erdem Başçı dün bir miktar böyle biraz şahin gözüktü. Yani hani dolar yukarı giderse yine faizi arttırarak müdahale edebiliriz gibi. Enflasyona vurgu yaptı. İşte enflasyonun kararlı kılacağız. Yıl sonuna doğru zaten düşmeye başlayacak dedi. Biz gerektiğinde her türlü şeyi yapacağız. Biz özerkiz dedi. Özerk olduğumuzun en büyük kanıtı da dedi. Bakın dedi işte bakanlar bile bizim politikalarımızı eleştiriyor. Biz özerkiz ki eleştiriyor şeklinde konuştu. Şunu söyleyeceğim. Dünkü enflasyon raporunun açıklanması, Sayın Erdem Başkan'ın açıklamaları üzerine genel olarak piyasalar artı olumlu etkilendi. Ama sabahleyin daha çok City bir rapor yazıp bankalar Türk bankalarının 4 tanesinde al önerisi verdi. Bu bankalara bir miktar alım getirdi. O yüzden bir miktar yüksek açıldık. Hatta dün piyasa açıldığında ben yüksek açıldık bir miktar gerilecek dedim. Biraz geriledi. Çok hafif bir gerileme yaptı. Arkasından yavaş yavaş gitti ve 74 binin üzerinde kapattı. Bugün de bir miktar şu an grafiği verelim arkadaşlar. Yukarıda açıldı. Şu an 5 dakikalık grafiklerde görüyorsunuz. Dünkü kapanış seviyesi şurası yani 74.420 şu an 74.500 civarından bir açılış oldu. Dün seans sonuna doğru yalnız bir miktar satış geldi. Şurada işlem miktarını görüyorsunuz. Artan bir işlem miktarıyla hafif aşağı gidiyordu. Bugün akşam Fed'in toplantısı var. Fed nasıl bir sinyal verecek? Eylül'de mi başlayacak parasal genişlemeyi kısıtlamaya yoksa daha geç mi başlayacak, daha erken mi başlayacak? O durumda piyasalar yön bulacak. Ama şunu özellikle söyleyeyim, borsayı merak edenler için. Borsada şu an bu seviye, yani daha önce kırılmış olan 75.500 seviyesi oldukça sert kırılmıştı aşağıya. Şu an orada çok güçlü bir direnç var. Hani 75.250'nin üzerinde kapatmamız zor. Dünkü yukarı hareketin etkisiyle şu an bir miktar yukarı hareket meydana geliyor. Ve hafif bir yukarı hareket. Bu arada dış piyasalara baktığımızda genel olarak dış piyasalarda Japonya ekside kapattı 1.45. Çin hafif artıda ve Amerika genel olarak ekside. Biz biraz artıda açıldık. Dolayısıyla burada kalıcı bir yükseliş olmayabilir. Dünkü yükselişin ardından artık bugün yatay. Genel olarak 73.750 ile bu 74.000 civarında bir yatay hareket bekleyebiliriz. Bu arada dolarda dün Merkez Bankası Başkanı konuşurken çok sert bir aşağı hareket vardı. Şu hareket. Ne kadara düştü o sırada? O sırada 1.92'lere geriledi. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı konuşurken. Ama bugün itibariyle dolarda yukarı yönlü bir hareket var. Yeniden bir atak var dolarda. Dolayısıyla bu atak nedeniyle eğer 93'ü geçerse 95'e doğru gider. Bu Merkez Bankası'nın yeniden sıkılaştırma yapmasına gerek duydurabilir. Bu da borsayı olumsuz etkiler. O yüzden borsadaki yatırımcılar doları izlemeye devam etsin. Yani dolarda bu atak eğer 93.20-25 yukarı geçilir de 94'e doğru giderse borsayı olumsuz etkiler. Faizlere hemen bakalım. Faizlerde bir hafif aşağı hareket oldu dün. Şunu şöyle göstereyim daha sağlıklı gözükecek grafikte. Dün özellikle Merkez Bankası açıklaması sonrasında 9.50-9.60'lara gelmişti. Ve bir miktar geri çekildi 9'un altına. Ve şu anda da yaklaşık 9.15 seviyesinden işlemler oluyor. Yani faizler 9'un üzerinde kalmaya devam ediyor. Ve bu oldukça yüksek bir artış yani faizlerdeki bu artış. Hı hı. Tahmin ediyorum buralarda bir süre kalacak. Yani faizler 8 ile 10 aralığında gidip gelecek.
enflasyonun da Temmuz'da %9'u geçeceğini söyledi Erdem Başçı. Dolayısıyla faizler pek 8,5'un altına inmek istemez kısa vadede. 6,2 tutturulacak mı sizce? Süremiz bitti ama ben bu soruyu sorayım. 6,2 tutturmamız neredeyse imkansız. Yani 7 genel olarak piyasanın beklentisi 7. Orada Merkez Bankası biraz daha 6,5-6.6 yapsa daha gerçekçi bir şey olurdu. Bu arada altında da hemen çok son bir cümle söyleyeceğim. Tamam. Altında henüz bir yön belirtisi yok. 1325 dolar civarında çok büyük bir sıkışık hareket var. Bu sıkışık hareketin sonrasında bir miktar gerileme görülebilir altında. Hı. Yani şöyle bir 82 liralardan, 81 liralardan şöyle bir 80 liralara doğru bir gerileme görebiliriz. Ama şu an sıkışık nereye kıracağını bilmiyoruz. Yani altın eğer 1300'ün altına gelirse short pozisyonu açmak lazım. Ama 1355'i gördüğü anda da hızla 1400'e doğru gider. Ama şu anki görüntü altın bir süre yatay sıkışık gidecek gözüküyor. Yani çok fazla hareket beklememek lazım. Bizi de reji sıkıştırıyor. Süremizi evet. 2-3 dakika açtık. Bugünkü programımızın da sonuna geldik hocam. Evet. Evet, paranın rotası sona erdi böylece sevgili seyirciler. Yarın yine Yaşar Erdinç hocamız sizlerle beraber olacak bu saatlerde. Saat 12'de de haberlerle karşınızda olacağım ben. Şimdilik hoşçakalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.